Video izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elektrik projesinde şöyle bir tablo yükleme cetvelimiz var. Bunu sizlere anlatacağım. Bunun içinde linyelerimiz olacak. Linye adları, priz adetleri, ışık adetleri, linye, sorti, kaç watt enerji kullandıkları, bütün detaylarını hepsini sizlere anlatacağım. Videoyu çok dikkatli izlerseniz proje üzerinden aşama aşama imalatı ve şantiyede yapılan elektrik tesisatını çok rahat kontrol edebilirsiniz. Bütün detaylar bu videoda mevcut. Şöyle bir tane dediğim gibi tablo yükleme cetvelimiz var. Bütün dairelerimizde mesela A blok arkadaşlar bu. Burada 16 tane dairemiz var. Hepsi burada sıralanmış. 8 numaralı daire bunun üzerinden ilerleyeceğiz. Daire planını çok iyi bildiğim için sizlere bunu anlatacağım. Buradaki tablo yükleme cetvelinden 8 numaralı daireyi şöyle aldım. 8 ve 12'nin 12 numaralı daireler eşit olduğu için bunların tablo yükleme cetvelleri aynı. Şimdi kat planımıza gelelim. Buradan elektrik projesinden şöyle tablo adı 8 ve tablo adı 12. Bu dairemizi inceleyelim. Şöyle sizlere kaba taslak hemen daire planımızı anlatıyorum. Şurası arkadaşlar giriş kapısı, bir antremiz var, holümüz var. Tam şurada karşıda bir tane ebeveyn yatak odası. Burada ebeveyn banyosu var. Şurada genel banyomuz var. Holden ilerliyoruz. Şuradan bir tane yatak odası var, giriş. Balkonumuz mevcut. Holden ilerliyoruz. Sağ tarafta salonumuz var. Ve şuradan tam holün karşısında mutfağımız ve buradan balkonumuz var. Bunu sizlere anlatacağım. Öncelikle şu tablo yükleme cetvelinde tablo adı şu TA8 ve TA12. TA8'i inceleyeceğiz. İkisi de aynı. Şimdi burada arkadaşlar tablo yükleme cetvelinde şöyle bir detay var. Kurulu güç, div ve talep gücü var. Buradaki arkadaşlar div yazan diversite diye bunu Google'dan araştırabilirsiniz. Bu diversite nedir? Diversite arkadaşlar talep gücün kurulu güce oranı olarak belirleniyor. Bunu elektrik mühendisi arkadaşlar daha detaylı, daha net bilecektir. Ben sizlere bildiğimi anlatıyorum. Burada şöyle bir detay var. Bu diversite arkadaşlar eş zamanlı güç hesabında kullanılan bir talep katsayısı gibi düşünebilirsiniz. Bu nedir? Kurulu gücün 8000 watt yani 8 kW'ya kadar olan kısmı için %60'ı alınıyor. 4800 watt. Ve geri kalanı arkadaşlar %40 baz alınarak hesaplanıyor. Burada böyle bir mantık var. Böyle bir şey var. Bunu elektrik mühendisi arkadaşlar dediğim gibi daha net bilecektir. Yani şuradaki kurulu güç referans alınmıyor. Buradaki talep gücü referans alınıyor. Tesislerin ölçü, iletim ve koruma elemanları talep gücü referans alınarak seçilmektedir ve hesaplanmaktadır. Bu şekilde dairelerinizde, binalarınızda elektrik tesisatına dair elemanlar şuradaki talep gücüne göre yerleştiriliyor. Bunu sizlere söyleyebilirim. Şurada bir tane diversite dediğimiz talep katsayısıyla buradaki kurulu güç çarpılıyor ve şu elemanlar bulunuyor. Burası artık bizi çok fazla aşar. Elektrik mühendisi arkadaşlarımız bu detayı çok net bilir. Her bölgenin kendine göre farklı diversite katsayıları olduğunu biliyorum. Fazla detaya girmeyelim. Ben inşaat mühendisiyim ve şantiyeci arkadaşlara sadece bu kısmı anlatıyorum. Şimdi burada arkadaşlar kat planı üzerinden linyelerimizi gideceğiz. Priz adetleri, ışık adetleri, ışık gücü, priz gücü hepsini sizlere göstereceğim ve şuradaki açıklamaları. Şimdi elektrik projesinde kat planı üzerinden bir numaralı linyeden gidelim. Burada bir numaralı linye priz adedi 1'miş. Bu çamaşır makinesini besliyormuş. Çamaşır makinesinin gücü arkadaşlar 2500 watt yani 2,5 kW. Hemen şöyle dağıtım panomuzdan şöyle tablo adı arkadaşlar 8. Burada bizim sigorta kutumuz var. Sizlere öyle söyleyeyim. Dairenin sigorta kutusundan bir numaralı linyeye gidelim. Bir numaralı linye şöyle okla gösteriliyor. Takip eden arkadaşlar şöyle sigorta kutusundan en içteki bir numaraya gidelim. Bir numaranızı takip ediyoruz. Şöyle geliyoruz. Bakın arkadaşlar çamaşır makinesi 2,5 kW. Yani bu bir numaralı linye başka hiçbir şeyi beslemiyor. Sadece çamaşır makinesini besliyor. Münferit bir linyemiz. Bir numaralı linyeyi tamamladık. İki numaralı linyeye gelelim. Bu neymiş? Fırın. Fırında arkadaşlar tıpkı çamaşır makinesi gibi tek linye üzerinden beslemesi gereken bir cihazdır. 2 kW yaklaşık arkadaşlar bunun bir priz gücü varmış. 2 numaralı linyemizi de hemen takip edelim. Sırayla hepsini sizlere göstereceğim.
Şöyle 2 numaralı linyaya gelelim. İkinci sırada panodan çıkıyor. Hiçbir şeyle bağlantılı değil. Şöyle geliyoruz. Mouse'u sizler takip edin videodan. Şu şekilde geliyoruz. 2 numara 2 numara geldik. Şöyle şurada bir tane. Evet, fırınımıza geldik. Gördünüz arkadaşlar. Bu da münferit. Sadece fırını çalıştıran bir linye. 3 numaralı linyemize gelelim. Burada ne varmış? 3 numaralı linyemiz bir priz linyesiymiş. 3 tane priz adedi varmış arkadaşlar ve 900 watt bir gücü varmış. Her bir prize yaklaşık 300 watt vermiş. 3 numaralı linyeyi inceleyelim. Nerelere gidiyormuş, hemen bunu sizlere göstereyim. Şöyle 3 numaralı linye, sigorta kutusundan çıkıyoruz. 3 numaralı linyeyi takip edelim. Bakalım nereye gidiyormuş. Şöyle sizler yine mouse'u takip edin. Buradan geliyoruz. 3 numaralı linye. Evet, şurada bir tane arkadaşlar linyemizden sonra burada bir buatımız var. Bu hattan aşağıya bir sortimiz iniyor. Şöyle mutfakta burada bir tane prizimiz var. Devam ediyoruz. Buradan geliyoruz. Burada da bir tane prizimiz var ve burada da bir tane prizimiz var. Bu nedir arkadaşlar? Burası bizim, görüyorsunuz, mutfağımız. Şöyle L şeklinde benim burada mutfağım vardı. Burada dikkat etmenizi istediğim bir tane konu var. Mutfakta fırın var, bulaşık makinesi var. Tabii ki de buzdolabının olması. Burada yine elektrik mühendisi arkadaşlar bunu daha detaylı bilir. İç tesisat yönetmeliği var elektrikçi arkadaşların. Burada buzdolabı hakkında kesin olarak ne söyleniyor bilmiyorum ama buzdolabına ayrı bir linye, yani münferit bir linye çekilmiyor. Bu projeyi ben çizmedim. Proje müellifi de ben değilim. Şurada benim buzdolabım vardı. 2 tane de tezgah üstü prizim vardı. Burada yükleme cetvelinde zaten 3 numaradan bahsediyoruz. Her bir priz için şöyle görüyorsunuz 300 watt verilmiş. Çarpı 3 900 watt burada priz gücü var. Buzdolabının için ayrı bir linye, ayrı bir hat, yani münferit bir linye çekilmesi gerekli mi, gerekli değil mi? O konu hakkında kesin bir şey söyleyemiyorum. Sadece çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi, termosifondan bahsedebilirim. Banyodaki arkadaşlar saç kurutma makinesi için kullanılan prizden bahsedebilirim. Bunlar münferit tekil çekilebiliyor ama buzdolabı için kesin bir şey söyleyemiyorum. O konuda net bir bilgim yok. Ama genelde çalıştığım birçok projede buzdolabı için burada gördüğünüz gibi 2 veya 3 tane priz oluyor. Bir tanesini buzdolabına ayırıyorlar. Bu şekilde bir çalışma sistemi olabiliyor buzdolabın. Ayrı çekmek isterseniz de bu tabii ki de size kalmış bir şey. Sadece maliyeti biraz artırır ama güvenli tarafta kalmak gerekiyor. Bunu çizen proje müellifi, elektrik mühendisi arkadaşımızın da bu işi yeni yaptığını zaten kendisini tanıyorum. Yeni yaptığını zaten düşünmüyorum. Bayağı bir tecrübesi var. Bu şekilde bir tablo yükleme cetveli oluşturulmuş. Neyse, bizler devam edelim. 4 numaradan devam edelim. Bir tane bulaşık makinesi 2500 watt. Hemen 4 numaradan da devam ediyoruz şöyle. 4 numara şuradan geliyoruz. Alttan 4. sırada. Alt şuradan devam ediyoruz. Evet, 4 numara 4 numara buraya geldik. Evet, burada bir tane bulaşık makinesi 2500 2,5 kW'lık. 5 numaradan devam edelim. Sırada 5 numaramız var. 8 numaralı daireye şöyle gelelim. 5 numarada tablo cetvelinde neden bahsediyor? Buna bakalım. Priz adedi 4 tane. 1200 her bir prize yine 300 watt verilmiş. Priz linye 5 numara 4 tane prizimiz varmış. Buna bakalım. Şöyle 5'ten devam ediyoruz. Geliyoruz buradan. 5 5 5. Şuradan geldik. Burada bir tane arkadaşlar buat oluşturulmuş. Şuradan şöyle geliyoruz. Evet, burada bir tane prizimiz var. Burada yine bir buat oluşturulmuş. Şurada bir prizimiz var. 2. Şöyle geliyoruz. Şu arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Burada bir prizimiz var. 3. Şuraya geliyoruz. Salon. Burada da bir tane prizimiz var. 4. Evet, hızlıca şöyle 6 numaralı linyeye de bir göz atalım. 6 numaralı linyede 8 adet ışık adedi varmış. 8. Toplam gücü de 520 watt. Hızlı şekilde hemen 6 numaralı linyeye bakalım. Şuradan şöyle geliyoruz. Buradan geldik. Holde bir tane, evet, Vavien koyulmuş buraya. Şöyle 1,5 milimetrelik NYA kabloyla diğer ucunu da sizlere göstereyim. Evet, şurada. İster buradan açın, ister buradan kapatın. Bir adet burada. 6 numaralı linyeyi takip ediyoruz. Şurada VC'yi aydınlatan bir tane AD anahtar. 2. Adedimiz 2.
Devam ediyoruz. Çamaşırı aydınlatan bir tane buhatımız daha var. Adi anahtar 3. Şuradan şu şekilde geldik. Şurada bir tane buhatımız var. Yukarıya ayrılıyor. Ayrılmadan hemen önce burada bir mutfağımızı besleyen adi anahtarımız daha var. 4 arkadaşlar. Yukarıya devam ediyoruz. Şu burada bir buhatımız daha var. Kol ayrılıyor. Sağ kolu şöyle sizlere göstereyim. 4'tü. Şuraya geldik. Şurada bir adi anahtarımız var. Yatak odasını 5 diyor. 5 numara. Şuradan bu buhattan geldik. Evet, şurada bir tane balkonumuz vardı. Bunu besliyor. 6 numara geldik. Şu buhattayı sağ tarafı hallettik. Yukarıda salona geliyoruz. Burada bir tane komutatörümüz var. 7 numara. Buradan yine buhattan şöyle ayrılıyor. Son sortemiz burada. Evet arkadaşlar, şurada bir tane daha vaviyen var. Bu nereye aydınlatıyor? Tabii ki de şuradan şöyle balkonu aydınlatıyor. 8 adet. Bunların wattlarını da hızlıca arkadaşlar sizlere toplayayım, göstereyim. 6 numaralı linyayı inceliyorduk. Şuradan geldik. 40 wattlık burada bir tane armatörümüz var. Hol. Daha sonra WC 40 da bu 80. Şuradan geldik. Çamaşırlığımız 40 daha 120. Burada mutfağımızı almıştık. 60'lık 120, 60 daha 180. Şöyle gelmiştik şu buhattan sağ tarafa. 180'deyiz. Şuraya aldık arkadaşlar. Odanın 240. Burada bir tane balkonumuz vardı. 280. Burayı tamamladık. 280. 2x100 burası arkadaşlar 200 yapıyor. Salonun aydınlaması 280 artı 200 480. Bir tane de şurada vavyenimiz vardı. 40 daha balkonumuzu aydınlatıyordu. 480 artı 40 daha 520. Hemen tablomuza bakalım. Evet, 8 adet de tamamladık ve ışık gücü 520 watt ile tamamladık. 6 numaralı linyemiz de bu kadardı. Şimdi 7 numaralı linyemize geçelim. 7 numaralı linyeyi de inceleyelim. 6 adetmiş, 260 watt enerjisi var. 7 numaralı linyeye gelelim şuradan. 7'yi buradan getirmiş. Evet. Sigorta kutusundan 7 numaralı linye çıkmış. Şurada bir tane antreyi aydınlatan 40'lık var. 1 adet. Buradan geldik. Şurada bir tane arkadaşlar komutatör var. Banyomuzda bir tane apliğimiz ve tavan aydınlatması 1, 2, 3. Burası 120 yaptı. Şuradan şöyle 7 numaradan devam ediyoruz. Şöyle gelelim. 320 yaptı. Evet, şurada bir tane ebeveyn banyosunda 3, 4, 5, 6 yaptı. 120 idi. 160, 200, 6 adet 200 yaptı. Ve şurayı aydınlattı. 260. 6 adet 260. Evet, 6 adet 260 wattı da yakaladık arkadaşlar. Bu da tamam. 8 numara bir tane priz linyesi kaldı. 5 adetmiş. Buna da devam edelim ve videoyu artık sonlandıralım. 8 numaralı linyemize bakalım arkadaşlar. Şöyle şuradan geliyor. Buradan geldik geldik. Şurada bir tane buhat oluşturulmuş. Bir tane banyoya priz verilmiş. Buradan gelmiş. Şöyle arkadaşlar, burada ebeveyn banyosunun içinde ikinci prizimiz buraya verilmiş. Şurada bir buhat oluşturulmuş. Buradan buraya gelmiş 3, 4. Bir tane de şöyle 8 numara buraya gelmiş 5. 5 tane de 8 numaralı linyenin arkadaşlar prizi var. Toplam 3 x 5 1500 watt. Toplam 10.600. Bizim burada kurulu gücümüz 11.380'de güvenli tarafta kalınmış. Şöyle son olarak da sizlere sigorta şalterlerini göstereyim. Bunun fotoğrafını eklerim. Kendi dairemde şu an yanılmıyorsam 10 tane şalter var. Burada 8 tane arkadaşlar linyemiz var. 8 şalter. Priz linyelerine 16'lık kullanılmış. Aydınlatma ışık linyelerine 10'luk kullanılmış. Böyle görünüyor. Burada 40'lık bir tane de kaçak akım rolesi var ve 30 mA yine kaçak akım rolemiz. Bu şekilde arkadaşlar bir tablo yükleme cetveli var. Video biraz uzun olduğunu düşünüyorum. Karışık olduğunu da düşünüyorum ama sizlere bu şekilde anlatabilirdim. Sigorta kutusundan toplam 8 adet linyemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7, 8. Bütün linyeleri sizlere gösterdim. Priz linyeleri ve ışık linyeleri olmak üzere. Şunlar bizim buhatlarımız oluyor. Buhatlardan artık sorti olarak anahtarlar ve prizler olarak ayrılıyor. Bu videoda sizlere neyi gösterdim? Bu videoda arkadaşlar bağımsız linyeler vardı. Her linyede arkadaşlar 3 tane 4 tane priz olanlar vardı. Bunları sizlere gösterdim. Aslında bu videoda desant ve planşeyi de sizlere anlattığımı düşünüyorum. Duvarda yapılan işlemler buhattan direkt duvarda aydınlatma ve priz olarak iniyorsunuz. Bu sortileri sizlere aslında göstermeye, anlatmaya çalıştım proje üzerinden. Linyelerimiz de zaten planşe aşamasında tabliyede borulama yapıyorduk. Bunlar üzerinden direkt buhatlarımızı ve sortilerimizi oluşturuyorduk aslında. Videonun amacı buydu. Umarım anlatabilmişimdir sizlere.
Ayrıca bu videonun amaçlarından biri de şuydu arkadaşlar. Daire içinde siz elektrik tesisatı işçiliğini kontrol ediyorsanız veya yaptırıyorsanız bu proje üzerinden burada mesela görüyorsunuz 8 tane linye var. Bunları takip ederek nereye aydınlatma, nereye priz, nereye ne yapılacağını hepsini çok rahat buradan takip edebilirsiniz. İşinizin kontrolünü sağlayabilirsiniz. Videonun amacı buydu. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Videoyu beğenip kanalımıza destek ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.